Sen, Hakan kazmayla vuruyorum bu arada. Seni o kadar övdük, ne yapıyorsun lan? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım, hoş geldiniz, sefer getirdiniz. 36 tane star destekçiyi bir araya topladık ve YTT'lerin sunucusunda 7 takımın bir arada kapışacağı bir Egg Wars turnuvası düzenledik. Hadi bakalım, içeride görüşürüz. 3, 2, 1, atla! Ve tüm takımlar atladı. Hızlı bir şekilde başladık. Sarı takım Efegil şu anda pembelere saldırdı. Pembeler obsiyenini olmuşlar. Tamamdır. Pembelere şimdi Umutcan geldi. Umutcan direktman ölecek. Umutcan yukarı çıkıyor. Umutcan ölecek. Haydın bakalım dostlar. Umutcan neye uğradığını şaşırdı. Ve GG. Tamamdır. Düşerse oradan kötü olur. Düşmedi. Düşmedi, tutundu. Bir şeyler oldu orada. Ne olduğunu ben de anlamadım. Burayı göstermek istiyorum burada çünkü fight var. Pembelerin orada bir fight var. Bir fight var, bir fight var ki. Sormayın arkadaşlar. Sarılardan birisi düştü. Burada 5 tane pembe. Ulan aha. Kırmızı gitti. Dark blue'yu kırdı. Ve kırmızılar burada elemeye de başladılar arkadaşlar. Pembeler de kırıldı. Oha ne oluyor? Ben bir tarafa gidiyorum, diğer taraf kırılıyor. Öbür tarafa gidiyorum, öteki taraf kırılıyor. 35 kişi. Vay. 35 pro. Bir arada oynarsa ne olur? 35 pro birbirine dalarsa ne olur? Pembenin de burada 2 üyesi kaldığı için bunlar da bayağı bir elenecek gibi gözüküyor. Pembeler de burada elendikten sonra diğer takımların mücadelelerini izleyeceğiz arkadaşlar. Umutcan'la burada. Oo, Eren aldı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer kanala abone olursanız hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Videoları da izledikten sonra abone olmayı unutan %40'lık bir kesim var ki onlar abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100.000'lere ulaşalım. İki tane LP'lerden arkadaş bu pembeyi kovalıyor. Sinematik kameradan göstermek istiyorum. Şöyle güzel bir kameradan göstermek istiyorum. Dostlarım, kardeşlerim. Bu arada turnuvalara katılmak için kanaldaki katıl butonunun herhangi bir seçeneğini kullanabilirsiniz. Hepiniz içinden teşekkür ediyorum. Turnuvaya katıldığınız için de sağ olun diyorum. Hadi bakalım. Burada da bunu Efe alacak mı? Pembeler de burada elenirse son bir üyesi kalmış olacak. Merk Kırbaşı'nın Damit Kırıcı var ve pembe arkadaşlar da elenmiş oldu. Diğer takımlardan da green. Dark greenler de elendikten sonra burada deri set olarak kalmışlar. Açık greenler birazcık hızlı davrandılar. Geldiler burayı kırdılar. Turnuvaya katılıp da ilk kırılan ve düşen arkadaşlar da üzülmesin. Yani zamanla birbirlerine alışır takımlar. Haydi bakalım, canınızı yiyelim. Burada galiba... Dark Green... Red de kırıldı. Redler de kırıldı. Umutlar da gitti, redleri kırdı. Kırmızılar kırılmıştı yani. İntikam almak için geldiler. Şu an turunculardalar. Yalnız turuncuları kıracaklarmış gibi de gözükmüyorlar. Çünkü Tolga en başta düşmüştü. Ve oyuncu sayıları da şu an eksik. Ve hatta şu anda oyuncusunun bir tanesini daha kaybettiler. Haydi! Turuncuları kırdı. Efe kırdı. Kim kaldı? Şu anda bir yellowlar ve lime'lar kaldı. Burada Kadir'le Umut geldi. Barış Katana'yı da eleyip kırmızıları kökünden çözüme erdirmek istiyorlar. Sinematik kameradan şöyle göstermek istiyorum size kardeşlerim. Mükemmel fightlar dönüyor. Noob Katana kaçmaya çalışıyor. Kadir Öztürk kovalıyor. Noob Katana. Ayakkabısı gitti. Deri ayakkabı giyerse hiçbir şey yapamaz. Deri ayakkabı giyerse çok zor durumda kalır. Köylüsüne gidip oradan bir şeyler almaya çalışacak. Köylüsünde şu anda Umut düşürmeye çalışıyor. Şöyle düzgün bir kamera açısından göstermek istiyorum size. Samet'le burada Barış, Umut'la Kadir'e karşı iki demir setli, iki demir setliye karşı arkadaşlar. Efe geldi, bildiğin turunculara böyle laps diye fokus attı. Laps diye kırdı. Deri setle gelmiş, kırmış. Base'de kimse yok mu acaba? Kadir de orada. Oy 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 oy. Aman da aman. Aman da aman. Yeşil geldi, kırmızıya dalmadı. Yeşil de Kadir'e daldı, kırmızı da Kadir'e daldı. Abav. Umut da elendi. Nasıl oldu o iş? Abav. Elite'i burada düşürecekler. Elite de burada düştü. Şimdi kırmızılardan iki kişi
burada sabahtan akşama kadar kasılacak. Biz en iyisi diğer fightları gösterelim. Altan yukarı çıkıyor. Kimse görmedim Altan'ı. Altan 25'lik mi aldı? Aa, 25'lik veya 40'lık o. 25'lik veya 40'lık o. Altan Ege çıktı. Kırılacak birazdan malzemesi ve giyecek hemen. Giydi de zaten. 3 kişi şu an Altan'ı kovalıyor. Rigon burada sıkıştırmış durumda Altan'ı. Diğer taraftan da Mert Kırbaç geldi. İkili araya alacaklar. Kırbaç arkasını boşa verir mi? Ki boşa veriyordu az kalsın. İkinci yese düşecekti. Kafalığı kırıldı. Öldü galiba. Yedek seti yok. Yedek set yok, öldü. Ve burada güzel bir operasyon dönecek gibi. Lime'lar kırıldı. Efe PvP tarafından. Vay 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 vay. Fight'a bak be. Burada 2 tane sarı, 3 tane turuncu var. Renk cümmüşü mübarek. Renk cümmüşü. Şimdi lime'lar kırıldı. Lime'lar öldü. Ve bundan sonraki lime'lar gidip sarıyı kıramazlarsa sarılar kırılmadan turnuvayı tamamlamış olacaklar. Hadi bakalım. Burada turuncularla sarıların efsanevi bir fight'ını izliyoruz arkadaşlar. 35 tane pro şimdi girdi oyuna. Oynadılar. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel oyundu. İkinci Eggforce turnuvam diyor. Nicelerine kardeşim. Nicelerine inşallah. Hadi bakalım. Benim birinci diyor. Yazıkla. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada kendilerini kapatan takım düşmemek istiyor. Sarılar düşse bile bize bir şey olmaz diyor. Bizim egimiz var diyor. Gayet sağlam bir şekilde dırnıvamıza devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi Egg Wars'tan sonra Bed Wars'lar ve USG turnuvaları da olacak arkadaşlar. Burada içeride kapanmış bir konuşamadım. Kapanmış birileri de var. Burada bayağı bir sıkıntı durumlar arkadaşlar. Hakan nerede? Hakan orada mı? Hakan da orada galiba lan, nolle bilmiyorum. Hey, Hakan'a iki kişi dalıyor burada. Hakan Efe'yi indirdi. Hakan enişçisini giyip setini giyip Rigon'u da indirebilir bu arada Hakan. Burada Barış da Furkan, Kırbaç'la Umutcan'a karşı. Orada Hakan tek başına Efe ile Rigon'a karşı. TNT spamlar da gelmeye başladı. Bunu işte lime rengindeki takımın Ege girdiği zaman yapması gerekiyordu. Ege girmeden yapınca olmadı. Sarıları kıramadılar. Mert Kırbaç Barış tarafından düşürüldü. Ve şu anda da Umutcan kaçmaya çalışıyor. Umutcan da Barış tarafından kesildi. Yukarı çıkacak galiba Hakan. Çıktı yukarı. TNT spamle bir şeyler yapabilecek mi? TNT spamle buraları... Oo, işte yeşillerin bunu yapması gerekiyordu. Yeşiller bunu yaparsa kırabilecekti. Yeşiller bunu yapmadığı için şu anda çok büyük dezavantaj sahibi. Kırdı bir katını. İşte yeşillerin bunu yapması gerekiyordu egleri varken. Yeşiller çok yanlış oynadı. Turuncular da zaten çok erken kırıldı. Base'de hiç kimse yokken Efe geldi kırdı bildiğin. Şu anda Hakan'a yardım gelirse burayı rahatlıkla kırarlar. Ki şey olarak da set olarak da dezavantajlı şeyleri de var. Oyuncuları da var. Hakan'ın kafalığı yok bu arada. Ayakkabı da gitti kafalığı. Hakan ölecek bu arada. Hakan ölmedi. Kurtardı. Yine kurtardı. Hakan yine kurtardı. Hakan'ın birazdan chest plate falan kırılacak. Hakan chest plate'ini ve pantolonu değiştikten sonra burayı kırmaya çalışmalı. Ve takım arkadaşları da yardıma gelmeli. Chunk'la da doğrusunu yaptı. Chest plate'i kırdı. Chest plate'ini değiştirdi. Tamamdır. Hakan burayı doğru oynadı. Takım arkadaşlarının artık yardıma gelmesi lazım. Eğer kırmak istiyorlarsa. Yeşillerin de iyice gelişip gelmesi gerekiyor. Hakan bir kere düştü. Buradan Diamond'a mı gidecek? Diamond'a götürtmüyorlar Hakan'ı. Pantolonu giydi. Chest plate'i değiştirecek. Birazdan. Chest plate'i de giyecek. Hakan 5 tane falan set değiştirdi. Hala takım arkadaşı bekliyor çocuk. Daha ne yapsın bu adam? Ben onu anlamadım yani. Daha ne yapmasını istiyorsunuz siz bu adamdan? 800 saat kasıldı oğlum adam. Yani bir uyaladı, kırmaya çalıştı, geldi, denedi. Kaçtı da. Sinematik kameradan full Hakan'ı izletiyorum. Çünkü abi görüyorsunuz. Yellow'lar kırıldı. Şu an Furkan'ın gelişiyle Yellow'lar kırıldı. Hakan'ın buradan arkasını dönüp oklarsa Kırbaç'ı düşürebileceğini biliyor musunuz? Efe PvP Barış tarafından kesildi. Umut'u da düşürebilecek mi? Oha. Oha, oha, oha. Hakan şu anda eğer turuncular kazanırsa maçı getiren oyuncu diye MVP diye bir teaser falan hazırlamayı düşünüyorum eğer üşenmezsem montaja.
Kırbaç eniştesini falan yedi. Hakan'ın değiştirdiği 6. set olabilir bu arada. Gerçekten. Normalde Hakan'ı hepimiz nasıl tanırız? Furkan da öldü. Barış ne yapıyor? Barış keriliyor bildiğin. Oba. Bak bu arada Hakan'ı nasıl tanırız hepimiz? İşte supportta rol alır. Support takımın supportçusudur. Yayla düşürür. Destek takımındadır. Hakan'ı ben bu kadar aktif PvP'de aktif agresiflikle oynarken ilk defa görüyorum bu arada. Buraya kadar maçı getirip sarıların bu maçı vermesi çok acayip değişik bir şey olur. Umudu da kaybettiler. 5 kişi ekleri varken ve yıpranmış bir Hakan, yıpranmış bir Barış, yıpranmış bir Furkan varken maçı buradan çok enteresan. Maçı buradan vermeleri çok enteresan gerçekten. Sarıların özellikle. Barış altını da aldı. Barış ne yapıyor ya? Barış onu da aşağı düşürdü. Burayı obsidyenle kapatıyorlar. Bir kat daha kapatman lazım oradan çıkar yoksa. Yanlış oldu. Bak Hakan tecrübeli oyuncunun farkı burada. Görüyorsun değil mi işte? Bir kat daha fazla kapatman lazım diyorum. Hakan sanki beni duyuyor gidiyor kapatıyor. Hakan kazmayla vuruyorum bu arada. Seni o kadar övdük ne yapıyorsun lan? Hakan 200 IQ yaptı orada. 200 IQ, 200 IQ. Sinsi sinsi gitti orada 200 IQ yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Hakan orada bir teaser çıkarttın ama bayağı bir güzel hareketin var. Barış Ender Pearl attı Rigon'un olduğu kısma. Ender Pearl attıktan sonra Rigon'u okluyor. Rigon da arkasını kapatıyor. Burada sonra da bir fight başladı. 25 dakikadır takımlar kasılıyor. Kendi olduğu yere obsidian TNT koydu. Birazcık yanlış bir hamle oldu. Tamamdır. Evet. Hadi bakalım dostlar. 2 tane elmas sete karşı. Burada Barış tek başına Samet Ender Pearl'ünü harcamak istemiyor. O yüzden o şekilde gelmeye çalışıyor. Burada bu arada PvP ile birbirini öldüren falan olmaz. Düşerse yayla düşer birisi burada. Şekil ağda görüldüğü gibi. Vallahi Katana'nın üstü bildiğin kirpi oldu. Doğru söylüyorsunuz aşağıdan. Katana kirpi katana oldu. Katana geldi o base'leri kırılıp 2 kişi kaldıktan sonra bir 20-25 dakika kasıldılar bu arada. Katana gelin ölmesi bir 86 saat sürebilir. Çok fazla uzun fightlar süre. Ben araları kırparım zaten siz merak etmeyin. Kamerayı dörtlü bir yerden çekmek istiyorum. Düşeni en azından görürüz. Rigon gidiyor galiba. Rigon yolcu gibi. Rigon yolcu gibi. Rigon yolcu galiba. Düştü Rigon. Dedim ben size. Burada herhangi bir şekilde böyle PvP ile düşen eden kesilen olmaz. Yayla giden olur dedim. Barış da Barış okluyor. Barış bu arada arkadaşının okunun önüne geçiyor. Battal Gazi Barış. Mert Kırbaç da düştü. Ender Pearl save. Gelmedi. Maga. Kaldı kırmızılar ile turuncular. Hakan mide gelmiş. Barış'la birlikte burada fight'ını yapmak istiyor. Arkasını da kapatıyor. Elmasını da yiyor. Ve üstüne doğru gidiyor Barış'ın. Barış burada elmasını yedi. Şimdi Samet burada yok galiba. Ender Pearl save'leri izleyeceğiz. Ender Pearl'le kaçışlar izleyeceğiz. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ender Pearl'le bol bol kaçışlar göreceğiz. Özellikle Barış ki Ender Pearl'ü bol bol aldılar diye düşünüyorum. Mesela Barış burada sıkıştığı zaman herhangi bir adaya Ender Pearl'ünü atabilir. Burada bu fight var ya kesin böyle bir 15-20 dakika falan sürer. Allah elmas setler falan kırılmaz oğlum burada kırılmaz. Çok zor bitecek bu fight. Çünkü Sametler, Barışlar çok kasıldı. Hakanlar da sarıları ve yeşilleri bittikten sonra birazcık toparlanma evresine girdiler. Onlar da Sametler, Barışlar kadar olması da... Oluyor. Yiyecek mi? Yedi Hakan kafalı diamond olarak giydi. Oho demir. Yok değiştirdi, yine değiştirdi. Aha Barış gidiyor bu sefer. Barış gidiyor bu sefer. Tekrar ağacın oraya saklandı. Barış gerçekten bugün birazcık lucky. Barış harbiden bugün birazcık lucky'sin ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Efsanevi bir maç oluyor ya. Şu ana kadar sunduğum en garip böyle turnuvalardan birisi. Çünkü ben LP'lerin çok rahat bir şekilde kırılmadan alacağını düşünüyordum. Lime'lar kırılmış, Hakan'ların durumu çok zor. İyi kasılamamışlar falan filan. Kadir Umut'u kaybetmişler. Diyordum ki kırılır kırılmaz sarılar tel tel dökülmeye başladılar böyle. Oo Barış Samet'i aldı. Oba, oba, oba. Oradan giderse ölecek. Oradan giderse ölecek. Barış Samet öldü. Barış tek başına kaldı. Oradan Barış'ı sıkıştıracaklar mı içeriye? At katana, noob katana,
Tek başına kaldı. Yazdık canı yediğim Barış. Samet bu arada güzel dayandı. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Barış'ın pörlü var mı bilmiyorum. Bir save veya kaçış maçış bir şeyler yapar mı? Onu hiç bilmiyorum. Oy oy oy. TNT ata ata gidiyor bunlar. Barış'ın kafası orada bir karıştı, böyle bir şeyler oldu. Ender pörlü bir de mide mi atacak? Oha, kafa kırıldı lan. Chespet. Bir tane de pörl mide mi atacak acaba? Barış'ın kafalık yine gitti. Katana'nın kafalık yine gitti. Yine giydi. Bu arada turuncu takımın kill olarak kerileyen Barış, strateji olarak kerileyen, oyalayan, 6 tane set değiştirip ölmeyen MVP Hakan bence bu arada. Furkan geldi Barış'ın bir diğer base'inde, Barış'ı yine sıkıştırdılar. Barış yeniden kaçacak mı? Üçüncü defa kaçmayı başaracak mı? Diğer Barış da geldi. Katana'ya da alacak şimdi. İki kişi burada sıkıştırdılar. Hakan herhangi bir yerde puspuş olabilir. Hakan'ı kenarda bir yerde böyle tutuyorlar ki bence kaçamasın, sağa sola gidemesin, Hakan onu okla vursun diye onu tutuyorlar bence. Barış şu an yine bir kaçmaya çalışacak. Wow 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 wow, tepesini kapatması lazım onun. Tutundu. Tutundu. Onu aldırırlarsa, onu gerçekten aldırırlarsa biter. Çok zor durum. Çok zor durumda olur. Çok zor durumda olur. Barış onu tutması lazım. Tutması lazım onu. Tutması lazım onu. Tutması lazım. Çıkması lazım onun da. Barış ona fokuslanıyor. Ona fokuslanıyor şimdi. Ona fokuslandığı için Barış her an düşebilir. Furkan düşebilir. Barış da gidebilir. İkisinden biri düşecek kesin artık. Yayalım bu bilgiyi. Hop 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 hop, düştü Barış. Ve turuncu takım oyunu kazanıyor. Oyunun en başında Kadir'i ve Umut'u kaybetmesine rağmen kill olarak taşıyan Barış olarak gözüküyor, gözüme çarpıyor. Taktiksel anlamda Hakan'ın yaptıkları gerçekten çok iyiydi. Bence maçın MVP'si Hakan'la Barış. Gerçekten bütün takımları da tebrik ediyorum turnuvaya katıldıkları için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.